Rasyonel olarak verilen f fonksiyonunun türevini aldıktan sonra x gördüğüm yere 1 yazacağım. İki tane de yardımcı bilgim var. Bunları değerlendiririz. Öncelikle f'in türevi eşittir. Birinci ifade, yukarıdaki ifade bunun türevi çarpı ardından aşağıdaki ifade eksi aşağıdaki ifadenin türevi çarpı yukarıdaki ifade bölü aşağıdaki ifadenin karesi eşittir. Birinci ifade, birinci kırmızımız g türev x. Herhangi bir şekilde değişikliğe uğramıyor. G türev x yazdım. Çarpı e x'te de bir değişiklik yok. Aradaki eksiği tutuyorum. Burası önemli. İkinci kırmızı ifadede e x'in türevi direkt e'nin katsayısı x'in katsayısı olan e olacaktır. E x'in türevi e çarpı gx'in kendisi bölü ex'in karesi. Soruma dönüyorum. F'in türevini aldıktan sonra x yerine 1 yazmamız isteniyor. X yerine 1 yazdık. 1, 1 ve 1. Toparlayalım. G türev 1 var. Soruma bakıyorum. G türev 1 de e değerine sahipmiş. E çarpı yazdım. Mavi ifade e çarpı 1 e'dir. Aradaki eksiği tuttum. Kırmızı e olarak gene dursun. Ve siyah g1'e bakıyorum gene. G1 ifadesi dikkat ediniz e kareymiş. Çarpı e kare yazdım. Bölü aşağıdaki ifade bunu kırmızıyla gösterelim tekrardan. E çarpı 1 e'dir. Karesi de duruyor. E kare. E'ler çarpılır e kare. İki tane e çarpılırsa biri e, biri e kare olmak üzere. Eksi e küp bölü e kare. Yukarıdaki ifadeyi e kare parantezine alırım. 1 eksi e geldi. Aşağıda da e kare var. E kareler birbirini götürdü. Parantezin içerisi 1 eksi e olarak cevap şıkkımız B. Rasyonel olarak verilen ifadenin türevi alınacak. X gördüğümüz yere k yazılacak. Sonuç 1 çıkıyor. Bu durumda k nedir diye soruluyor. Hemen türevini alalım. F'in türevi eşittir. Kesir çizgisi. Birinci ifade yukarıdaki pay olan x eksi 4'ün türevi. Çarpı aşağıdaki x eksi aşağıdaki x'in türevi çarpı yukarıdaki x eksi 4. Aşağıdaki x'in de karesi. Eşittir devam edelim. Birinci kırmızımız x eksi 4'ün türevi x'ten 1 gelir. 4'ten de 0 gelecektir türevleri. Yani 1. Çarpı x duruyor. Eksi x'in türevi o da 1. Çarpı parantez olarak tutmam lazım. X eksi 4. Çünkü önündeki eksi dağılacak. X kare düzenleyelim. Çarpımları x eksi x artı 4 oldu. X kare duruyor. X'ler birbirini götürdü. 4 bölü x kare sonucuna ulaştık. F'in türev değeri bu. Dikkat ediniz. X gördüğüm yere k yazmam istenmişti. Burası önemli. 4 bölü k kare oldu. X gördüğüm yere k yazdım. Sonuçta 1 çıkıyordu. Eşittir 1. Bu ifadeyi çözelim. 4 eşittir k kare. K ifadesi buradan artı eksi 2 olacaktır. Cevap şıklarında eksi 2 yok. Artı 2 var. C şıkkı. Rasyonel bir ifade var parantezin içerisinde ve dikkat ediniz türevi t'ye göre alınması isteniyor. T'ye göre. T ifadesine göre türev alınacak. Halbuki parantezin içerisinde hiç t yok. Tamamen başka bir değer var. X'e göre yazılmış bir rasyonel sayı. O zaman parantezin içerisi komple bir sayı hükmündedir. O sayının da türevi her zaman için sıfırdır. E şıkkı.